Ülke genelinde şekere gelen zam sonrasında gözler çay fiyatlarına dönmeye başladı. Ya aşağı yukarı 20-30 lira çay parası 7 günde işte değişir. Bir çuval 13-300-340 milyon. İlla ki yapılacak. Bu açı zaten bana 1,5 milyona bana geliyor kafadan. 1,5 milyona. Mecbur zam yapılacak. Öğrencinin ve dar gelirlinin en doyurucu ve en pratik kahvaltısı olan simit Elazığ'da 2 liradan 3 liraya yükseldi. Peki simitin yanında en çok tercih edilen çaya da zam gelmesi bekleniyor mu? İlla ki uygulanacak. Yani minibüse gelirse minibüsçü benden daha fakir de gelir. Ona gelirse bana da gelmesi lazım. Zaten gelecek. Peki sizde şu an çaylar ne kadar? Çay şu an 2 lira. Evet. Ne kadar yaparsanız mesela bir zam gelir. 2,5'dan fazla yapamayız zaten. 2,5 olur en fazlası. 3 olduğumuz zaten kimse çay ocağına girmez bir sefer. Yani en azı 2,5 yapmamız lazım. 2,5 lira yapmamız lazım. Hiçbir yerinde durmuyor ki. Elazığ'da bir hafta içinde ekmeğe, simide, minibüse ve taksiye zam geldi. Hal böyle olunca çay ocağındaki esnaflar da çaya zam yapmayı düşünüyor. Valla şu anda çay 2 lira ablam benim. Simit 2,5 oldu. Herkes zaten zor durumda. Fırıncısı geliyor, kiradan simit bize veriyorlar. 1,750 liradan en büyük tercih edilen bir şey. Zaten alım gücü yok adamın. 3 tane çay içse bir simit içse 10 lira. Yani millet de şaşırdı artık. Biz de kahveci olarak daha bir şey yapamıyoruz. Şekeri zaten stok yapıyorlar. Çayı vermiyorlar. Zaten en ucuza 2 lira. Yükümüz ağır. Yani biz de ortada kaldık ablamlar. Zam yapar mısınız? Tabii böyle giderse yaparız yani. Çay ocaklarından vazgeçemeyenler de zam gelirse çayı azaltmayı düşünüyor. Çay ocaklarına gidiyor musunuz? Gidiyorum. Peki ne kadar ödüyorsunuz günde? Günde her bir çay 2,5 liradır. Şimdi bu zamdan sonra muhakkak 3,000 lira olacak. Tabii bunun yanında da 2 tane içersen, 3 tane içersen 10 lira gider günde bir şahıs için. Fakat bize öyle kişi var ki 4 kişi, 5 kişi bir yana geliyoruz. Öyle gidiyoruz. En az 20-30 lira veriyoruz yani. Ya bu zamlar çok büyük bir fark atıyor. Her gün zam, her gün zam. Bu nereye gidecek? Bu millet ne yapacak? Ya yapılmamalıydı aslında ama işte yaptıktan sonra ne diyebilirsin? 3 lira da olur, 4 lira da olur. Kimse bir şey değil mi? Efendim merhabalar. Merhabalar. Çay ocağındasınız. Peki evet. Günde kaç tane çay içiyorsunuz? Günde en az 4-5 çay içiyoruz yani. Ne kadar peki ödeme yapıyorsunuz? Ya 10 lira adam başı 15 lira para ediyoruz yani. Ay başında, hani şahıs başında. Fakir zam oluyor ki biz 2-3-4-5 kişi yana geliyoruz. Yani o zaman her birimiz günde 20-30 lira para veriyoruz yani bu çay ocaklarına. O da yanında simit olursa, pasta olursa daha değişik. Onun için daha fazla veriyoruz. Yani bir simit 2,5 lira olmuş. 3 lira hatta. Ha 3 lira da olabilir. Zaten bir mesela bir ekmek 3 lira oldu. Bir somun ekmek 2,5 lira oldu Türkiye. Bu Elazığ'da. Diğer tarafta bilir misiniz? Elazığ'da 2,5 lira oldu. Ya bu nereye gidecek bu sonuç? Yani bunu hükümetin bir an evvel bunun önüne geçmesi lazım. Peki zam gelirse ne kadar olur sizce? Vallahi bilmiyorum artık insaflarına kalmış. Kadar çok içer misiniz sen gelse de? Ne yapalım başka bir şeyimiz yok ki. Şimdi çay aslında yine 2 lira. Simit yine 2 lira. Ha bir yerde 2 lira bir yerde 2,5 lira. Herkes kafasına göre zam koy. Yani devletin bir politikası değil. Hani eskiden her sabah kalkardık çaya zam resmen başbakan açıklıyordu bunu. Oysa öyle bir şey yok. Gidelim bak burada pastane var. Adam veriyor 2 lira simit, bir ileride 2,5 lira. Yani şimdi düşün, bak burada mesela fırın var, ekmek satıyor, 2,5 lira açık ekmek. Diğer tarafa gidiyorsun, 3 lira. Yani kim kimin eli kimin cebinde. Fırsat bu fırsat. Ama kim kimi kandırdı. Olay bu, mesele bu. Uyanalım, ülkemize sahip çıkalım.